Merhaba arkadaşlar. Ortaokul 3. sınıf fizik dersinde birlikteyiz. Bugün 6. ünitenin 2. konusuna bakacağız. Konumuz halka biçiminde bir iletken üzerinden geçen sürekli akımın manyetik alanı olacak. Bir önceki bölümde düz kablo üzerinden geçen elektrik akımının etrafında oluşan manyetik alanı görmüştük. Şimdi halka şeklinde olursa eğer telimiz etrafında oluşan manyetik alan nasıl olur ona bakalım. Bunun için yine kartonumuz var, pusulalarımız var, uygun voltajlı pil, demir tozu kullanacağız. Yine benzer şekilde şu halkayı, demir tozlarının içerisinden tel halkayı geçecek şekilde şöyle bir düzenek kurarız. Demir tozlarını üzerine serperiz yine. Devreden akım geçmesine izin verdiğimizde anahtarı kapatıp bu tellerin etrafında bu kez iki tane bakın tel var kartona giren Bunların etrafında dairesel manyetik alan çizgileri oluşacaktır yine. Yalnız bu yönlerin dikkat edin bu saat yönünde, bu saat yönünün tersinde. Çünkü akımı birisinde kartona doğru gelirken yani şöyleyken, diğerinde kartondan çıkıyor gibi oluyor akım. Yani akımın yönleri zıt. O yüzden de manyetik alanın yönleri de yine zıt olacaktır. Pusula iğnelerine de dikkat edin manyetik alan çizgilerini takip ediyor onlara paralel olacak şekilde. Şimdi pusula iğnelerinin yönlerine bakalım nasıl sapıyorlar? Bir önceki sayfamızda bir, bir tane dairesel halka vardı. Burada birden fazla dairesel halka var bakın. Buna biz selenoid ya da bobin diyoruz aslında. Aşağıda pilimiz var anahtarımız var. Bu anahtarı kapattığımızda devreden akım geçecek bu yönde ve bunun etrafında şuradan da bakın bu tarafa doğru gelecek akım ve şöyle telleri dolaşacaktır. Burada manyetik alan çizgileri bakın şu uçtan dışarıya doğru gibi gözüküyor. Bu uçtan da içeriye doğru geliyormuş gibi gözüküyor. Bu size bir şeyi hatırlatıyordur eminim. Burada bobin yerine çubuk mıknatısı olduğunu düşünün. Çubuk mıknatısında kutupları aynen buna benzer şekilde manyetik alan çizgileri oluşturuyordu hatırlayacağınız gibi. Bu çalışmadan şu sonucu elde edebiliriz. Spiral bobin içerisindeki manyetik alan birbirine paralel düz çizgiler şeklindedir. Şu içeride birbirine paralel düz çizgiler oluşur. Dışarıda ise dairesel çizgiler oluşuyor gördüğünüz gibi. Tabi bunun belli bir başlangıç ve bitiş noktası olmadığına da yine dikkat edin. Burada bir temsili çizim yapılmış. Bobinin içinde oluşan düzgün manyetik alanın şiddeti, bobinden geçen akım şiddeti ve sarım sayısıyla doğru orantılıdır. Akım şiddeti artarsa manyetik alan çizgisi sayısı da artar. Bobinin sarım sayısı artarsa ne kadar çok sarım olursa yine manyetik alan şiddeti de artar. Doğru orantılıdır bunlarla. Peki bobinde manyetik alanın yönünü nasıl buluyoruz? Yine burada sağ el kuralını kullanacağız. Ancak sağ el kuralı düz teldekinden biraz farklı. Düz telde baş parmağımız akım yönünü gösteriyordu. Bobinde dört parmağımız akım yönünü gösterir. Burada sarımlı teli düşünün. Bu dört parmağımız o telde akımın geçtiği yönü gösterecek şekilde tutulur. Bu durumda baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterir. Burada bakın ...N kutbu ve S kutbu demişiz. Aynen çubuk mıknatısta olduğu gibi. Yani burada bir çubuk mıknatısı olduğunu düşünün. Aynı çizim olduğunu göreceksiniz. N'den dışarıya doğru... ...S'den içeriye doğru... ...mıknatısın içinde ise... ...S'den N'ye doğru olur manyetik alan çizgileri. Şimdi sorumuza bakalım buradaki... Bir mıknatısın etrafındaki manyetik alan çizgileriyle bobinin etrafındaki manyetik alan çizgilerini karşılaştırın denmiş. Gördüğünüz gibi yukarıda da bahsetmiştim. Çubuk mıknatısla bobinin manyetik alan çizgileri birbirinin hemen hemen aynısı. Dışarıda dairesel, içeride düz çizgiler şeklinde. İçeride S'den N'ye doğruyken dışarıda N'den S'ye doğru bir yönelim söz konusudur. Manyetik alan çizgileri nerede daha fazlaysa manyetik alanın şiddeti orada daha büyük demiştik. O yüzden bobinin içinde burada bakın çok fazla manyetik alan çizgisi var. Şuraya geldiğinizde oradaki kadar yoğunlukta değil manyetik alan çizgisi. Yani şuradaki manyetik alan şiddeti bobinin içindeki dışarıdakinden daha büyük olur. Sonucuna ulaşabiliriz. Manyetik alan aynı zamanda hareketli bir yükün etrafında da oluşabilir. Çekirdeğin etrafında dolanan elektronu düşünürsek, elektron hem kendi etrafında bir spin hareketi yapar hem de çekirdeğin etrafında dolanır. Aynen dünyanın güneş etrafında dolanması ve kendi etrafında dönmesi gibi. Burada da bir manyetik alan yine oluşabilir. Şimdi elektromıknatıs konusuna bakalım. Elektromıknatıs üzerinden akım geçildiğimiz telin etrafında oluşan manyetik alan sayesinde mıknatısa dönüştürdüğümüz bir düzenektir. Burada gördüğünüz gibi bir çivinin, demir çivinin etrafına iletken bir kablo sarılmış. Dışı plastik olan içerisinden iletken bakır kablo geçen bir kabloyu sarmışız. Ve burada da pilimiz var. Gördüğünüz gibi bir ucu Artı kutupta diğer ucu eksi kutbuna pilin bağlanmış. Bu durumda devreden yani şu iletken üzerinden akım geçer. Akım geçtiği zaman etrafında sağ el kuralıyla hatırlayacak olursanız bobin üzerinde bu tellerden akım geçiyordu. Bu durumda dört parmağımız akım yönünü gösterdiğinde baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterirdi. Burada akımın bu şekilde gittiğini düşünelim. O zaman dört parmak bu tarafa doğru tutmamız gerekecek. Bu durumda manyetik alan bu yönde olur. Yani N kutbu burası, S kutbu da burası olmuş olur. Buraya S, buraya N kutbu diyebiliriz. Eğer akım ters yönde olsaydı bu kez bu taraf N kutbu, bu taraf S kutbu olacaktı. Manyetik alanın yönü de bu tarafa doğru diyebilirdik bu durumda. Burada oluşan mıknatıslık etkisi tamamen telin içinden geçen elektrik akımına bağlıdır. Bu özelliği elektromıknatısların yapımında kullanabiliriz. Basitçe burada bir elektromıknatısın işleyiş yapısı gösterilmiş. Demir bir iç bölme ve etrafında sarılmış bir kablodan oluşur. Burada içine mutlaka demir koymamız gerekiyor. Etrafına da bu demirin kablo sarıyoruz. Bu mıknatıs düz bir çubuk veya U harfi şeklinde de olabilir. ...yukarıda düzken çubuk gördüğünüz gibi burada U şeklinde olmuş. U şeklinde bir elektromıknatıs yapılırken... ...kablo demir iç bölümün her ayağına diğerinin tersi yönüne sarılır. Çünkü birisi kuzey diğer ise güney olmak üzere... ...iki farklı manyetik kutup bu şekilde elde edilir. Kablonun iki ucu elektrik kaynağına bağlanır orada pile bağlanmıştı mesela şu bir önceki sayfada bakarsanız pile bağlamıştık. Elektrik devresini kapattığımızda devreden akım geçmeye başlar ve elektromıknatıslık etkisi ortaya çıkar. Burada gördüğünüz hurdalıkta kullanılan bir elektromıknatıs. Akım geçirdiğimizde yani devreyi kapattığımızda akım geçer ve mıknatıslık etkisi kendini gösterir. Daha sonra bu yükü taşıdığımız zaman ağır yükleri taşıyıp başka bir yerde bırakmak istersek akımı keseriz. Bu durumda mıknatıslık etkisi ortadan kalkacağı için yükler boşalmış olur. Burada bobin içindeki manyetizmanın şiddeti bobinin sarım sayısıyla doğru orantılıdır. Sarım sayısı arttıkça mıknatıslık etkisi de artar. İç bölümün yapıldığı madde ve bobinden geçen akımın şiddetine bağlıdır manyetizma şiddeti. Burada bir hatırlatma verilmiş. Mıknatıs U şeklinde ise mıknatısın iki kutbu arasındaki bölgede manyetik alan şiddeti artar. Yani şuralar kutup bölgesi olduğu için buradaki manyetik alan çizgisi sayısı bakın daha fazla diğer yerlere göre. O yüzden de manyetik alan şiddeti en güçlü burada hissedilir. Şimdi elektromıknatısların kullanım alanlarına bakalım. Bunlardan en yaygın olanlarından biri Ziller kapı zili. Zilin yapısında U şeklinde bir elektromıknatıs bulunur. Gördüğünüz gibi etrafına tel sarılmış iletken tel, demir kılıf, vida, çekiç, metal zil. Burada metal bir zil var. Şurada çekicimiz var. Burada bakın elektrik anahtarı var. Açık olduğunu görüyorsunuz. Şu an akım geçmiyor yani. Elektrik anahtarını kapattığımızda devreyi kapatırsak devre üzerinden akım akmaya başlar. Akım aktığı zaman elektromıknatıs üzerinde manyetik etki gözükür. Demir parçasını çeker elektromıknatıs ve çekiç zile vurarak ses çıkartır. Bu demir parçasını çekeceği için kendine doğru çekiç vurur. Tabii kendine doğru çektiğinde şu bölgede bakın burası şu an değiyor. Akım geçebiliyor bu sayede. Kendine doğru çektiğinde burada bir açıklık oluşur. Yani devre akımı kesilmiş olur bu durumda. Devre akımı kesilince mıknatıslık etkisi ortadan kalkacağı için bu demir çubuk geri eski yerine gider. Eski yerine gidince yine bu şekli alır. Bağlantı tekrar kurulmuş olur. Bağlantı kurulunca akım tekrar akar. Elektromıknatısın manyetik etkisi yine ortaya çıkar ve tekrar çeker bunu. Bu döngü sürekli devam eder. Tabii çok hızlı bir şekilde devam ettiği için biz de bunu sürekli bir zil sesi gibi algılamış oluruz. Şimdi elektromıknatısların bir diğer uygulaması olan telefonlara bakalım. Ev telefonları. Telefonlar uzaktan kablolu iletişim cihazlarıdır. İki ya da daha fazla kişi arasında ses dalgalarının gönderilmesi ve alınması için kullanılır. En çok evlerde ve iş yerlerinde kullanıyoruz kablolu şekilde. Çalışma prensibine bakalım şimdi. Burada gördüğünüz gibi bir konuşmacı ve dinleyici var. Tabi şu aradaki mesafe çok uzak mesafeler olabilir. Bu sistemin çalışma prensibi komplike bir telefon ağı üzerinden elektrik sinyallerinin gönderilmesine dayanıyor. Böylece kullanıcının başka birisiyle kolayca iletişim kurmasına olanak tanımış olur. Biz ahizeye konuştuğumuzda, şurada ahize var telefonun ahizesi, elektrik devresindeki akım sıkışma ve genleşme atımlarının etkisiyle değişir ve bu değişim konuşmacının sesindeki dalgalarla aynı frekansta gerçekleşir. Bu sayede biz sesi elektrik akımına dönüştürmüş oluruz. Akımdaki bu değişim kablolarla diğer taraftaki kişinin kulağına ulaştırılır. Kablolar vasıtasıyla iletiyoruz diğer kulağa. Akım elektromıknatıstan geçtiğinde, buradaki elektromıknatıstan geçtiğinde uçlarında manyetik alan oluşturacak. Bu sayede de buradaki ince demir disk elektromıknatısa doğru çekilir. Bu işlem havada konuşmacının sesine benzer titreşimler meydana getirir. Burada titreşim oluşturur. Bu sayede de biz sesi tekrar duymuş oluruz. Şimdi bir diğer uygulamaya bakalım. Elektrikli röle buradaki devre düzeneyi arabalardaki çalıştırma anahtarı ve elektrikli röle arasındaki çalışma prensibini gösteriyor. Akümüz var. Burada elektrikli motor var. Burada da rölemiz var. Rölenin içerisinde demir parçası var. Sarımlı tel olduğunda görüyorsunuz. Spiral bobin yani sarımlı tel var. Buradan akım geçtiğinde demir parçası mıknatıs gibi davranacak. Dolayısıyla elektrikli bir devrenin açma ve kapamasını kontrol eden manyetik bir anahtar elde etmiş olacağız. Arabada röle büyük akım devresinin çalışmasını anahtar açıldığında oluşan küçük bir akımla kontrol etmiş olur bu sayede. Aynı zamanda elektronik devrelerin kendiliğinden açma kapaması için de elektrikli röleyi kullanıyoruz. Bugünkü konumuz bu kadar. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.